Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'te 10. sezonun ilk bölümünün yayınlandığına dair her ne kadar haberler ve videolar ve hatta gerçekten de yayınlandığını gördüğüm linkler olsa da bunlara dair herhangi bir şekilde bir paylaşım veya inceleme şu an yapmak istemiyorum. Pazartesi günü geldiğinde zaten yeni bölüm yayınlanacak. Yeni bölüm yayınlanmasının hemen ardından da incelememi kanalımda bulabilirsiniz. Bu yüzden lütfen yorumlarda herhangi bir şekilde korsan niteliği taşıyan link vesaire paylaşmazsanız sevinirim. Zaten paylaşsanız bile mutlaka gördüğüm anda kaldıracağım, haberiniz olsun. Şimdi biraz bu videomda sizlerle yeni sezon başlamadan önce Angel Aka'nın TV Line'a verdiği Walking Dead hayranları için bazı tavsiyeler var. Verdiği bu tavsiyeler 10. sezonda Carol ve Daryl başta olmak üzere Michonne'un ayrılışına ilişkin ipucu niteliği taşıyor. Bu videomda hem bu verdiği tavsiyeleri sizlerle paylaşacağım hem de Michonne'un ayrılışına ilişkin olabilitesi yüksek iki senaryodan bahsedeceğim. Öncelikle Angel Aka ne demiş, hemen ona bir bakalım. Kendinizi hazırlayın. Bu çatışma yoğun. Bu aynı zamanda Kurtarıcılar Savaşı'ndan da farklı. Alpha gibi birinin geleneksel bir savaş stratejisi yok. Bu yüzden her iki tarafta da şaşırtıcı ve garip olan şeyler var. Paranoya unsurları ve bir soğuk savaş hissi var. Fırtına karşısında Carol ve Daryl olacak. Bu ikisi arasında duygusal bir çekirdek var. Zaten biliyorsunuz geçen videomda Daryl ve Carol ikilisinin önemli şeylerde rol alacağını söylemiştim. Bunun da en büyük sebepleri arasında Henry'nin Alpha tarafından öldürülmesi ve Lydia'nın hala Alexandria sınırları içerisinde olması, Carol'ın da intikam alması isteğiydi. Onun bu intikam hissine karşı Michonne'un vereceği reaksiyon çok önemli ve de onun yanında olacak olan bir karakter var. Bu isim de Daryl. Zaten fragmanda da gördüğümüz sahneler arasında ikili hep beraber yer alıyordu. Bu yüzden de bahsedilen bu soğuk savaş hissi ve paranoya unsurlarının karşısında Carol ve Daryl mutlaka ikilisi beraber olacak. Tabi Angel Aka'nın verdiği tavsiyeler sadece bununla sınırlı değil. Özellikle de videonun başında da belirttiğim gibi Michonne'un ayrılışına ilişkin önemli olabilecek bazı konularda yer verdi. Aslında mesele konu da değil. Bahsettiği çok basit bir iki cümle var fakat bahsettiği bu cümlelerin içi boş olduğunu düşünmüyorum. İşte Angel Aka'nın söylediği şu sözler var. Bu arada gösteri 3. sezondan bu yana Michonne'u oynayan Dinay Gurira'yı kaybedecek. Öğreneceğimiz çok büyük sonuçları olan bazı önemli şeyler var. Ama aynı zamanda eski Michonne'un yani badass Michonne olduğunu göstermeye başlayacağız. Yani son cümlesi zaten açıkçası her şeyi açıklıyor. Badass Michonne, badass Carol. Ne olduğunu ve ne anlama geldiğini az çok biliyoruz. Michonne'un diziye ilk dahil olduğu zamanlardaki o tehlikeli ve çılgın hallerini belki de bu sezon göreceğiz. Zaten fragmanda da aylaklara karşı gösterdiği katana ile olan şovunda bizlere bunun izlenimlerini vermişti. Michonne'un bu sezon zaten diziden ayrılacağı 10 defa 100 defa vurgulanarak bizlere söylendi. Yani bu sezon kesinlikle Michonne diziden ayrılıyor. Tabi ayrılmadan önce nasıl bir şekilde ayrılmasına ilişkin kafamızda hepimizin soru işaretleri ve teorileri mutlaka var. Örneğin bunlardan en önemlisi de Rick'in ölmediği haberini alıp onun yanına gitmesi. Yani eminim ki hemen hemen hepimizin ortak noktada olduğu şey bu olmalı. Angel Aka'nın da dediği gibi öğreneceğimiz çok büyük sonuçları olan bazı önemli şeyler olmalı. Yani bence bu da açık bir şekilde Rick'i gösteriyor. Tabi The Walking Dead söz konusu olduğu için mutlaka yanılma payı var. 3. sezondan bu yana Michonne Rick'le beraber tanıştığından beri sürekli karakterini daha da yumuşatan ve savaştan, aynı zamanda kaostan kendisini uzak tutmaya çalışan bir karakter izlenimi vermişti. Şimdi tekrar badass Michonne'u görmemiz için gerçekten de çok büyük sonuçları olmalı. Bunlardan bir tanesi Michonne'un Fısıldayanlar Savaşı yüzünden psikolojisinin iyice bunalıma gitmesi ve sevdiklerini teker teker kaybetmesi olabilir. Ve bu savaşta çocuklarına bir şey gelmemesi için kendisini çok büyük bir kaos içerisinde bulması onun psikolojisini bozacak olabilir. Fısıldayan Savaşı'nın yanı sıra dizinin sonlarına doğru ilerlerken bir anda Rick'in gelen ölmediği haberi onun artık ayrılmasını sonuçlandıracak demiştik. Bunun da belki de şöyle bir hikayeyle karşımıza çıkması olabilitesi var. Biliyorsunuz Rick'i götüren kişi Jadis'tı veya Anne, ne dersiniz deyin. Onun bir şekilde diziye geri dönüp Rick ölmedi diyerek Alexandria kapısında koşturarak bağırarak geldiğini görebiliriz. Böylelikle de Michonne'un arkasında çocuğunu bırakıp gitmesi için bir karar aldığını görebiliriz. Fakat tabii ki de neden böyle bir karar alsın ki? Sonuçta Michonne'un arkasında iki tane çocuğunu bırakıp gitmesi için çok önemli sebepleri olmalı. Bu sebeplerden bir tanesi Jadis'in geri dönüp bahsettiği bu noktada gitmesi gerektiği yerin, yani Rick'in yaşadığı yerin çok tehlikeli olduğunu söylemesi ve kimsenin mümkünse gelmemesini istemesi olabilir. Veya belki de Jadis hikayesinin yanı sıra biliyorsunuz geçen sezon kurulumları yapılmaya başlanmış olan Commonwealth hikayesi de olabilir.
Yuji'nin radyosu sayesinde öğrendiği bilgilerle Rick'in bir şekilde ölmediğini Stephanie'den haber alabilir. Böylelikle de onların nasıl bir organizasyon içerisinde olduklarını ve kaç kişi olduklarını öğrenen Yuji'nin kendi topluluğunu riske atmamak adına sadece Michonne'la bunu paylaşacak olduğunu görebiliriz. Tabi dediğim gibi bunların hepsi görebiliriz, olabilir şeklinde, bu yüzden hepsi sadece varyasyondan ibaret. Ama bütün bu olasılıkların yanı sıra bazı gerçekler de söz konusu. Bu da içerisinde bulundukları fısıldayan savaşı. Angela Khan'ın da dediği gibi karşımızdaki düşmanın acıma hissi yok. Bu anlamda gerçekten de çok tehlikeli bir topluluk. Onların ne yapacağına dair kestiremeyeceğimiz anlar olacak. Carol ve Daryl birlikteliğinin yanı sıra bu savaşta Negan'ın da yer aldığını göreceğiz ve hatta Lydia'nın da. Ve hatta belki de Negan ve Lydia'nın işbirliğini bile görebiliriz. Biliyorsunuz fragmanda yer alan sahnelerde ikilinin beraber olduğu bölümlerde vardı. Negan çizgi romanda da zaten bildiğiniz üzere fısıldayan kampına sızan kişi olmuştu. Tabi bu her ne kadar Alexandria insanları ve liderler arasında hainlik olarak gözükse de aslında Negan'ın gerçek amacının başka olduğunu sonlara doğru görmüştük. Şimdi benzer bir hikayeyi dizide de görmeyi bekliyoruz. Bu yüzden de fragmanda Lydia ve Negan arasındaki ilişkiye yönelik bazı sahnelerin gösterilmesinin içi boş olmadığı düşüncesindeyim. Özellikle Negan'ın fısıldayanlara ilişkin nasıl bir topluluk olduğunu, Alpha'nın nasıl birisi olduğuna dair bilgileri sohbet esnasında yavaş yavaş Lydia'dan alacağı düşüncesindeyim. Böylelikle fısıldayanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olan Negan, onların içerisine sızdığında onlarla beraber yaşama dair bir güçlük çekmeyeceği düşüncesindeyim. Bütün bu olaylar olup biterken fırtına karşısında Carol ve Daryl'ın olması da özellikle sadece fırtına karşısında değil Negan'ın karşısında olmalarını da gösterecek. Zaten ikisi de Negan'dan çok nefret eden karakterler. Özellikle de Daryl. Negan'ın karşı tarafa geçtiğini duyan bu ikilinin özellikle de sırf Negan'ı öldürmek için bu savaşa girmelerini bekliyorum. Genel olarak toparlamak gerekirse bizleri bekleyen savaşta Angela'nın da verdiği tavsiyeler üzerine bizleri soğuk bir savaş ve aynı zamanda fragmanda gördüğümüz paranoya unsurları bekliyor olacak. Bütün bu savaş karşısında Carol ve Daryl olurken dizinin sonlarına doğru Michonne'un ayrılığı konusunda çok büyük sonuçları olan önemli şeyleri göreceğiz. Ve bu sonuçlara biz sürüklenirken Badass Michonne, yani o çılgın Michonne'u göreceğimiz bölüm bölüm artan gerilimi bizlere sunacaklar. Bunlar için gerçekten çok heyecanlıyım. Rick'in ölmediği haberini alan Michonne'un diziden ayrılmasını bekliyorum ve bu yüzden şimdiden çok heyecanlıyım. Bizleri her ne bekliyorsa ve bu haberi Michonne nasıl alacaksa bir şekilde hem Archie hem de Judith'i arkada bırakması gerekecek. Peki sizler bütün bu şeyler olup biterken nasıl reaksiyon göstermeyi bekliyorsunuz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bölüm öncesi sizlerle bugün birkaç videoda daha konuşacağız. Özellikle yayınlanan yeni fragmanlar ve teaserlar var. Bunlar üzerine de analizlerimi sizlerle mümkünse tek video üzerinden konuşmak istiyorum. Bütün bunların yanı sıra Fear the Walking Dead'ten de önümüzdeki günlerde bazı detayları sizlerle paylaşacağım. Bu videoları kaçırmamak ve haberdar olmak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.